Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Zay aldım, Zay oynayacağım. Solo queue girdim. TR sunucusunu izleyelim. Master. Bugünkü videomuzun içeriği arkadaşlar Rakan Zay'a ikilisini ölçüp biçeceğiz. Bu konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Özellikle isterseniz solo girin, isterseniz duo girin, işte support'un vardır yanında. Her şeyi deneyeceğim yani. Support'un alacağı şampiyondan tut, koridorda nasıl oynamanız gerektiğini. Yüksek elo'da bunu bir ölçüp biçelim istiyorum. Özellikle şu an oynamış olduğumuz şampiyon kitle kontrol açısından olsun, işte hasar açısından olsun, bir de kendini koruyabilmesinden dolayı bence çok tatlı bir ADC. Hatta ben eskiden bu yana güzelce oynadığımı düşünüyorum şampiyonla. O yüzden bayağı hakimim şampiyon, özellikle turnuvalarda, scrimlerde çok fazla oynadım kendisini. Bundan dolayı bayağı tecrübe edindim şampiyon hakkında. O yüzden elimden geldiğince hem size bunu anlatmaya çalışacağım hem de oyunumuzu bir yandan oynamaya çalışacağım. Girdim ranka. Chat'e yazdım ki ben Zay'ı alacağım. Rakan'a oynar mısın dedim. O da kırmadı, aldı. Buradan teşekkür etmek istiyorum eğer izliyorsa. Şimdi support konusuna da geleyim. İşte hocam benim doğum var. Benim doğum işte Rakan oynamaz. O adam Leona oynar, işte Alistar oynar, Thresh oynar. Tamam. Problem değil. Bunları da oynasın. Ama Rakan da çok iyi. Özellikle bu Rakan Zay ikilisi dediğimiz bir ikili var ya. Gerçekten çok iyiler. Özellikle bunları denemenizde yarar var. Ben şimdi bu ikilinin nasıl oynaması gerektiğini söyleyeceğim de bizim support tekrar bağlandı. Bekleyin arkadaşlar. Bunu ben saymam. Şu an bunlar bana üstünlük kuracak ama hiç önemli değil. Sonuçta biz de tek başımıza bir şeyler yaparız da bunu skinle yemek istemiyorum. Tamam kanka. Arkadan o da vurdu mecbur. 1-2 tane wave alabilmek için yarı cana indik bir anda. Senin önerdiğin şampiyonun Allah belası versin şuna, ne yapıyorsun? Kanka bekle. Yemişleri yiyelim. Sakin oyna, slowdan. Şimdi ben size olayı anlatayım. Level 1'imiz çok iyi. Ama level 2'miz çok 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 iyi bakın. Çok çok iyi. Şimdi tüyleri gördünüz. Gördüğünüz anda normal şartlarda level 1'de gidiyorsunuz adamların üstüne. Hemen atlıyor Rakan. Sen de W'nü açıyorsun. Pıt 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 vuruyorsun. Bu kadar. Ama biz aynı şey yapamadık. Çünkü yoktu yanımda. Bundan dolayı biraz geç oldu. Ama benim size diğer söylediğim şeyi aklınıza tutun. Level 2 olalım. W'yu açalım. Orada tüy biriktikçe ne kadar fazla birikirse o kadar fazla sar atarsın. Adamları orada sabit dersin. Adamların bir anda ölümünü görürsün. Olay bu. Gerçekten çok kolay. Özellikle Rakan Zayal'la inanın challenger bile olursunuz ha. Doğu challenger olmak birazcık değişik. O yüzden bu konuya pek değinmek istemiyorum. Amacımız şu an challenger olmak falan değil. Getir kanka adamları da. Bu kadar. Elinize sağlık. Ben özellikle Lee Sin'in gengi falan da iyi oldu. Ama şuradaki skatıl muhabbeti ben oraya bakamadım. Yani benim hatam da olmuş olabilir. Geç reaksiyon vermiş de olabilirim. Onun için affola ama problem değil. En azından kesmeyi başardık. Rakibin şu an mentali her şey gitti. Şimdi arkadaşlar bu arada fırtına biçenli build'imizi yapıyoruz. Buna da kullanıyoruz o fırtına biçeni. Özellikle dakika 3 bile değil. Dakika 3 bile olmadan ben fırtına biçeni bitirdiysem bitti oyun. Gerçekten oyunun bittiğini size söyleyebilirim. Kendi hatalarım bana boyun alınca kaybettirebilir ya da işte takımın gerçekten absürt satmaları boyunu kaybettirebilir ama aksi takdirde biz bu oyunu kaybetmeyeceğiz. Tek olay Rakan'ın en geç atması, benim de arkasından W açıp adamları kitle kontrole maruz bırakmam. Tuttu. Gördün mü? Ben bu hasarı gerçekten çoğu şampiyonda çıkartamazsınız. Hele ki yani dakika 3'te
İlk engage yani 3 saniye bile olmadı ya. Kaç saniyede çıkarttım ben bu hasarı? Öyle anlatayım size. Buna tekrardan atlayabilir. Atladığı anda zaten keseceğiz ama ben şimdi buradan plate alacağım. Bir tane daha plate alırsam çok iyi. W'm yok ama. Atladın kanka. Tamam neyse. Ufak böyle anlaşmazlıklar falan olur. O konuda hani... Bir dakika. Aferin Mehmet kardeşim. Beni kesmek için geldi gibi hissettim. Öyle bir şeyler yapmaya çalıştı gibi hissettim. Ultisi yok katacım. Katacım ultisi yok. Niye korktun bu çocuktan? He katacım. Katacım birazcık korktu gibi ama problem değil. Biz kendi oyunumuza bakacağız. İnsanların zaten temelde yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Oo şu adam çok kötü oynuyor bro. Bu adam çok kötü oynuyor. Oynasın yani bizi ilgilendiren bir durum var mı? Yok. Kendi oyunumuza bakacağız. İnanın hep bu kafadayım. Videoda işte kardeşim böylesin. Gerçekten nasılsın falan. İnanın değil. Hep aynı kafadayım. O yüzden bunu sizinle paylaştım. Şimdi baktığımız zaman 4700 farma sahibim. Karşı Jinx'in farmına baktığınızda fırtına biçeni daha bitiremedi. Ben dakika 3 olmadan bile bitirdim. Üstüne adamları falan da kestik. Hani bayağı önde olduğumda skill olup oyunu taşıma ihtimalim de çok yüksek. Bak bak şimdi hasar gösteriyorum. Geldiği gibi flash attı çocuk bak. Geldiği gibi flash attı. Takım da buraya geldiğinde oynayalım bunlara. Diğer ulti kombosunu da göstereceğim size de. Skill'im olmadığı için onu maalesef gösteremiyorum. Şimdi diğer olay geçiyorsunuz. Ultiyi attıktan sonra mesela biraz hasar atın W ile. Ortada bir tüy falan olursun. Daha sonrasında geçeceksiniz. Ulti atacaksınız eğer o pozisyondaysa adamlar hani kitle kontrolü falan da yediyse. Ardından ultiyi atın. Pat. E'yi açın. Daha fazla tüy çektiğinizde daha fazla hasar. Ne kadar ekmek o kadar köfte misali. O şekilde davranabilirsiniz. Kuleyi açtık. Oyunu şu an domine ediyoruz. Şuradan yemişleri deyim. Rakan bekle beni. Lan beni alacaksın lan dur. Teşekkürler. Beni almasaydı kavga çıkardı. Harbi kavga çıkartırdım. Şimdi biz botu kazandık. Botu ağır bir şekilde kazandık. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Şimdi ne yapacağız? Takıma alameti aldıracağız. He şimdi şöyle bir olay var. Elo yüksek olduğu için hani gerçekten çok keyif alarak oynarsınız. Düşük olduğunda belki alamet falan almanız biraz zor olabilir. Neden kardeşim alameti yine alalım sorusu geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu alameti alırım gelirim yine buraya. Jungle'ımız çaldırırsa, jungle'ımız gelmek istemezse sıkıntı yaşarız. O yüzden bu jungle'a ihtiyaç duyuyoruz. O jungle'ın o smite var ya. O smite'ına gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Bir an sinirlerim bozuldu. Jungle'ın smite'leri vallahi beni bitirdi ya. Beni yaşlandırdılar. O yüzden gerçekten bu konuda yaralıyım. Bak ulti atıyorum. Bu olay abi. İşte Ejder Savaşı'nda anlattığım olay bu. Geçip bu şekilde yapacaksınız. Hem ultiyi açıyorsunuz. Yani hem Zed'den kurtulursun hem Fizz'den kurtulursun. Yani şampiyon bildiğin üst düzey bir şampiyon. İnanın oyun taşıma açısından, oynama açısından da bir o kadar ben zevkli olduğunu düşünüyorum. Mavilerini falan da alalım bu arada. Jungle'larına girmeyi, mesela bayağı öndeyiz 16'ya 3 skor değil mi? Jungle'larına girmekten çekinmeyin. Ha girersin ölürsün. Ona göre oynayın, dikkatli oyun anlamında söylüyorum bunu. Ben şu an ölebilirim de Allah'tan arkaya döndüler. Kötü gülüşümü yaptım. Beni ilgilendirmiyor. Ben ölmeyeyim. Beni dediğim gibi ilgilendirmiyor. Diğer olay da karşı jungle'a görüş. Karşı jungle'a görüş atmak biraz önemli dedikten sonra hemen Tuna bir anda ölüyor gibi. Jinx ulti atma dostum. Zed de gelmiş. Zed'i görmedim inanın. Tam Jinx alsın sevinsin. Havalında kaldı. Valla bu kule altı biraz beni sıkıntıya soktu diyebilir miyiz? Şimdi şöyle. Ben base alabilirdim. Belki alabilirdim hemen oradan çıkabilirdim. Farm biraz şey oldum ben. Köpeği oldum. Videoda olmasak havlardım inanın. O yüzden hani arkadaşlar. Bu benim yapmış olduğum da büyük bir hata. O şekilde anlatayım size. Buradan zırh botu alalım. Zed'in hasar diyelim. Genel olarak adlandıralım. Biraz sıkıntı yaratabilir. Diğerleri o kadar da şey değil.
Onları boşlarız. Bunların skillini yemeyiz. O şekilde atlatırız. Diğer olayı anlatayım. Böyle daldan dala atlıyoruz ama gerçekten hepsi çok önemli. Şiir niyetine bu videoyu iki defa izlersiniz diye düşünüyorum. Özellikle bir de 8000 abone olmuşuzdur diye düşünüyorum bu videoya atınca. Bir like atarsınız, bir de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Özellikle böyle öğretici tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız like atarak abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Şimdi yukarı aşık kardeşim, sen herhalde bizim takıma mı tilt oldun yoksa? Büyük arkadaşlar. Şu an değişik değişik olaylar dönüyor. Jungle'ımız AFK'da olabilir. Takıma tilt olmuş da olabilir. Herhalde AFK diyelim. Çünkü takıma tilt olacağı bir nokta yok. Diğer olaya dönmek istiyorum. Çünkü oyun satmalar, böyle rakip takıma shutdown vermeler biraz problem olabilir. O yüzden hani daha dikkatli oynamanız gerekiyor bazen. Bazen değil, her zaman. Şimdi direkt böyle adlandıralım da. Hocam bana yardım var mı katıcım? Onu ben kıramadım. Şimdi jungle'ımız AFK'yken ne yapacağız hocam? Güzel soru sordunuz. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Allah'a dua edeceğiz buralar. Vallahi başka yapabileceğimiz bir konu yok. Tekrar bağlanmasını rica edeceğiz Allah'tan. Belki gelir. Şimdi yok mu yengeç kardeşim? Oğlum dur lan. Oğlum dur lan. Ne yaptı abi? Sırf botu almama rağmen böyle oldu da en azından kesmeyi başardı. Şimdi ben Zhonya'yı alacağım. Hani şu yanılgıya düşmeyin. Ya kardeşim sen Zaya oynuyorsun. Ultin var. Zhonya almana gerek var mı? Var. Hani ultimiz olur, başka bir şey olur, hani fark etmez. Zhonya bu oyunda gerçekten çok güçlü. O yüzden almanızı kesinlikle öneriyorum. Sıkıntı olmadan hemen alın. Mesela bu fight'ta Zhonya'm olsaydı beni kesemeyecekti. O yüzden buna dikkat etmenize yarar var. Şimdi en önemli ejderi verdik. Kaleve ejderi var adamlarda. Hasar açısından daha iyiler. Bizim böyle toplanıp adam akıllı bir savaşmamız gerekiyor. Özellikle şu an kazandıysak şu an kazanırız. Yoksa biz bu oyunu kazanamayız. Çünkü adamlar 5'ken biz 4'ken oyun kazanmak bir de objektif farkı da olacak adam canlı sonuçta. Kazanmak biraz zor. Ona uygun oynayalım. Evelynn'ın görüşünü falan aldık. Kayle yukarıda. Şu an adamlar mid'de biraz eksik gibi. Evelynn bana geldi. Kalp atmak da yetindi herhalde diyeceğim. Yok ya. Benimle oynamaları gerekiyor takımın ama benimle oynamadıkları için problem yaşıyoruz. Benimle oynamanız lazım ezim. Yoksa oyunu kazanamayacağız. Oha, Lissin bağlandı bir anda. Vallahi Müge anladığı gibi hissettim. Kendim telefonla birisi arıyormuş gibi. Benimle oynamaları lazım. Hani benimle oynasa kata zaten şu an. Hocam da kata da iyiymiş, tamam. Tamam. Affettim. Ama benle oynaması gerekiyor ya. Vallahi ben şu an daha fed değil miyim? Ben şu an daha çok hasar attığımı düşünüyorum da. Hep birlikte oynayalım, bu üçlü birlikte oynasın. Problem değil. Ama beni arkada yalnız bırakmaları, ben ne yapayım, ama alan Evelynn sıkıntı yaratıyor bana. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Yani özellikle Rakanza'ya alın diyorum size mesela. Piran sana bunu yaparsa sıkıntı yaşarsın. Ben size anlatayım durumu. Girdim mesela, tamam mı, oraya. Tamam. Bak ben varken ki hareketlerimize bakın. Kesebiliyoruz hani. En mesela sonra geldim hani. Savaş bittikten sonra falan. En geçten sonra geldim. Ona rağmen kestik. Sonuçta birlikteyiz. Olayı anladınız mı? Olay bu. Bir dakika. Lan. Evelynn kardeşim. Ne oldu? Beni kesemedin mi? Geçmiş olsun. Valla Lee Sin gelip
atması bir garip yani. Bana çok garip geldi. Şu Lee Sin'in farmı zaten adam 2 dakika oyunda yok. Farmına bakar mısınız adamı? Bak göstereyim tekrardan. Karşı jungle'dan daha fazla farma sahip bu adam. Nasıl oluyor? Ben inanın anlamadım bu durumu ama 5 dakikaymış. 2 dakika bile değilmiş. Bu da abarttığı gibime geldi ama neyse. Çaktırmayın. Boş verin. Allah dualarımızı kabul etti diyelim. En azından bu oyunu kaybetmek üzer yani. Daha nasıl oynayalım hani? Daha nasıl rotasyonla oynayalım? Gelir gelmez kardeşimize ödedi de salıyor. Teşekkürler bro. Emojimizi de atalım da. Mutlu olduğumuzu anlasın. Şimdi tekrar aynı bakın arkadaşlar. Aynı. Toplanacaksınız. Özellikle supportum yanımda dursun. Şampiyon farkındaysanız kite kite kite. Çocuk da tuttuğunda bir şeyler yaparız. Gir bakayım. Bu kardeşim o karambole ama çok karambole girdi. Sen ne yapıyorsun bro? Çok ileri girdi ya. Bunlar ne yapıyor ama? Hava şişme kardeşiniz imdadınıza yetişti bir anda. O da ölecek. Oğlum ben bir anda tek yedim. Böyle bir imdat yok. İmdat ben imdat diye bağıracağım şimdi. Şimdi toplanıp rakip ADC'yi kesmişken baronu alalım diyecekken adamlar bir anda baronu almış. Yani kendinizi böyle pıt diye map'in burada burasında falan gösterirseniz olacağı zaten bu. Hani başka bir olacak falan yok. Buna dikkat etmenizde yarar var. Şimdi bunlar 4 kişi ama üstünde baron buff'u olan bir rakiple şu an kapışmanın bence hiçbir anlamı yok. Ha, burada adam kendi yakalanmıştır, satıyordur. Kesinlikle ona gitmenin anlamı büyük. Ama aksi takdirde zaten siz buna gidersiniz sıkıntı yaşarsınız. Bundan dikkat edin. MR istiyor benden de. MR. MR yok. Hastane mi lan burası? MR falan yok kardeşim. Devil'ını kilitledi ama arkadan tutmaya çalışıyorum. Gel. Dediğim olayı anladınız mı? Rakip takımda Baron olmasa şu an daha farklı bir pozisyon olacaktı da. Devil'ın bana gelip duruyor bu çocuk harbi beni istiyor. Bir tane daha vursak ölecekti ya. Vuramadık ki onu ne yapacağız şimdi. Vallahi haklısın bro bilmiyorum. Kendi kendime konuşmaya başladım artık delirdim. Bu oyunu acil bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi statik de bittiğine göre ne yapıyoruz? Ejder Savaşı'na odaklanıyoruz. Ejder Savaşı'nı kazandığımız takdirde oyunu kapatacağız. He. Aynı şekilde rakip de Ejder Savaşı'nı kazandığı takdirde onlar da aynı şekilde oyunu kapatacak. O yüzden buna dikkat etmeliyiz. Bu ejderi almamız lazım diyor Katerina kardeşim. Bu adam haklı ya, bu adam harbi çok şey biliyor gibi hissettim. Şimdi ben ilk önce Red'imi alayım. Set de base alıyor, güzel. Rakiplerin iki kişi yokken burada bence toplanıp böyle bir şeyler yapılabilirdi. Sonuçta adamlar eksik. Benim ultim yok ama ultim yaklaşıyor geliyor. Zonya'm var. Bir iki tane vuralım da. W'sunu aldık en azından. Yetişseydim. Yakalasaydık çok güzel olacaktı. Bak bak sattı bu. Red ölmez mi? Red öldü. Okey. Bak bak bak. Mehmet kardeşimizi buldum. Yarışmaya Almanya'dan katılıyormuş. Tamam. Bunlar bize beatbox yapmaya çalıştı. Dikkat edelim takım arkadaşlarım. Bunu da kesersen. Bak bak bak. Thresh kaldı. Ben onu slowladım. Güzel. Vallahi elinize sağlık. Sağlık. Konuşamadım. Elinize sağlık takım arkadaşlarım. Güzel oyundu vallahi. Özellikle early game'deki olaylar iyiydi. Anlattığım şeylere dikkat edin. Ya inanın zevk alarak oyunu taşıyarak böyle çok rahat bir şekilde hem eğlenirsiniz hem de liginizi atlatırsınız. Ya bu şampiyonlar gerçekten üst düzey böyle plays yapabileceğiniz şampiyonlar. 3 kişi gelsinler, 4 kişi gelsinler. Kule altı siz onları var ya pat diye tek tokatla yere serersiniz. Zaten kanalda videoları mevcut. Yaptığım videolar da vardır. O yüzden onlara da dilerseniz bakın. Like'ımızı atalım. Listen reportlamamız yok mu AFK'dan? Yok yok. Genel olarak geldiği için teşekkür ederim. Hasar açısından baktığınızda maksimum hasar sağlamışız. Ha, şunu söyleyeyim.
Öyle kapattım videoyu. Farkındaysanız yani support'um belli bir dakikadan sonra benden koptu gitti. Hedefler mesela direkt Evelynn diyelim, Zed diyelim. Kafama vurmaya çalıştılar. Birkaç sahnede de başarılı oldular. O yüzden hani yanımda olsaydı senin mesela support'un aynı şekilde senin yanındadır hani. Heda Decen vardır. Aynı şekilde yanında oynarsın. Bu adam daha fazla hasar atar. Bu adam oyun taşımaya daha çok meyilli olur. O yüzden bunlara dikkat etmenizde yarar var. Hani sonuçta adama gaz veriyorum. Rakan al ben taşıyacağım dedim. Aynı şekilde de güzel oynadık ama benden biraz koptu. Bunu yaparsanız ADC'niz arkada böyle yavru kedi gibi durur. Yapmayın. Yani pozisyon diyoruz ama bu sefer ben en arkada duracağım diye falan filan da hasar sağlayamam. O biraz problem olabilir. Ona dikkat etmenizde yarar var. Bunu da dipnot halinde söylemek istedim. O zaman arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir diyorum. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.